Merhaba çiçek severler. Bugünkü çiçeğimizin konusu barış çiçeği, bir diğer ismi de yelken çiçeği olarak da bilinir. Bu çiçeğin özelliği sürekli beyaz zambağa benzeyen çiçekler açmasıdır. Salon çiçeklerinden biri olan barış çiçeğinin bakımı, sulanması, saksı değişimi, ortamı nasıl olmalıdır? Yarı gölge ve gölge alanları sever. Balkona ya da bahçeye çıkartırsanız ölür. Direkt güneşi sevmez. Lifli ve kumlu toprakları tercih eder. Gelişme döneminde 18 ila 20 derece sıcaklığa ihtiyaç duyar. Kış sıcaklıklarında ise 15 derece onun gelişimini devam ettirebilmesi için yeterli bir sıcaklıktır. Hakkında kısaca bilgiler aktaracağım. Ancak daha evvelden barış çiçeğinin çoğaltılması ile ilgili YouTube'da video yayınlamıştım. Daha detaylı olduğu için bu videonun peşine o videoyu ekliyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Suyu seven bir bitkidir. Asla susuz bırakmayın. Çürütecek kadar da çok su içinde olmasın. Yani altı delik saksı ve toprağın süzülüyor olması barış çiçeği için çok önemli. Daima nemli kalmasına özen gösterelim toprağın. Parlak yeşil renkli, geniş ve uzun yaprakları, dimdik gövdesi, uç kısmında kendini gösteren beyaz zarif çiçekleriyle her zaman bakımının kolay olduğu ve kalpleri keşfeden bir bitki olarak karşımıza çıkar. Orkide kadar narin görünse de bakımı kolay ve her türlü ortama ayak uydurabilen bir çiçektir. İyi bakıldığında yılda 2 kez, ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek açar. Ayrıca NASA tarafından yürütülen çalışmalarda havadaki zararlı kimyasal gazları yok eden bir bitki olduğu da ispatlanmıştır. Saksı değişimine gelince barış çiçeği yer değiştirmeyi çok sevmez. Bu nedenle yaklaşık 2-3 yılda bir saksısını değiştirmeniz yeterli olacaktır. Kökleri oldukça hassas olan bu bitki aynı zamanda büyük saksılardan da hoşlanmadığından saksı değişimi yapacağınız dönemde kullandığınız saksının yalnızca 1 numara büyüğünü tercih etmeniz önemlidir. Aklınızda bulunsun, bütün çiçekler gibi barış çiçeğinin de saksı değişimi için en uygun zamanı Nisan ayı, yani ilkbahardır. Şimdi çoğaltılması ile ilgili videomuz başlıyor. İyi seyirler dilerim. Sevgili çiçek severler, merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün gördüğünüz gibi evin dekorasyonuna zarif bir hava katan barış çiçeğinin çoğaltma yöntemlerinden bahsedeceğim sizlere. Barış çiçeğini daha evvelden bakmış olanlar bilirler. Barış çiçeği bir salon çiçeğidir. En önemli özelliği de bakımında suyu çok seviyor olmasıdır. Suyu çok seven çiçekler de çelik alınıp bir suya konduğunda, kavanoza ya da bir vazoya konduğunda 1 ay 1,5 ay beklendiğinde kök veren çiçeklerdir. Şimdi gelelim barış çiçeğinin çoğaltılmasındaki birinci yöntem. Demin de bahsettiğim gibi bir çelik alınıp bu çeliğin bir vazoya ya da kavanoza konulup beklenmesiyle olan çoğaltma ve köklendirme yöntemi. Bu çiçeğin kökünde gördüğünüz kesilmiş olan bazı bölgeler var. Oradan keserek bir parça aldım, vazoya koydum. Ancak en geç haftada bir, en sık 3-4 günde bir suyunu değiştirdim. Çabucak köklenmesini beklemeyin. Köklenmesi 1,5 ayı buluyor ve 1,5 ay sonucunda bu şekilde kök elde ettim. Ancak bu şekilde toprağa ektiğiniz vakit tam verimli olmayabilir. Çok sulamanız lazım. 1 ay 1,5 ay boyunca sık sulama gerekli. Eğer ki ben ihmal edebilirim diyorsanız 15-20 gün daha suda bekletip 5-6 tane kök çıkarmasını sağlayıp öyle toprağa aktarabilirsiniz. Ne kadar fazla kökü olursa toprağa sarılması da o kadar hızlı olacaktır. Barış çiçeğinin çoğaltılmasının başka bir yöntemi de daha evvelden çiçek açmış ve sonraları formunu kaybedip kurumaya yüz tutmuş çiçeklerin biraz daha kurumasını bekleyerek içerisindeki taneleri tohum olarak kullanmakla barış çiçeğini çoğaltabiliriz. Ancak bu şekilde tohumla çoğaltmalarda toprağın yarım santim altına ekilerek bol bol sulayarak ve üzerini de bir streçle kapatarak daha hızlı ve kolay çimlenmesini sağlayabilirsiniz. Streçle kapattığınızda kalemle ya da kesici bir aletle milimetrik küçük havalandırma delikleri de açmayı unutmayınız lütfen. Şimdi gelelim barış çiçeğinin en kolay çoğaltma yöntemine. Barış çiçeklerinin genellikle saksıları 2-3 yılda bir değiştirilir. Hem toprakları havalandırılır. Eğer çok nemli rutubetliyse toprağını da değiştirip birazcık taze ve yeni toprak katmakta da fayda vardır. İşte bu toprak değişiminde aşağıda gördüğünüz gibi birçok kök çıkartmış olan barış çiçeğinin herhangi bir küçük kökünü kendi gövdesinden ayırıp başka bir yere aktarıp ekebilirsiniz. Bu da çok rahat köklü olduğu için tutup canlanıp büyümeye devam edecektir. Daha evvelden de söylediğim gibi bu çiçek 9-10 yıllık bir çiçek. Ben bu çiçekten çok kök ve çelik aldım, çoğaltıp dağıttım. Çok bereketli bir çiçek. Belki de yapmasaydım daha da büyük olacaktı. Ama çok fazla büyük çiçeği de ben sevmediğim için bu benim için ideal boyda, dağıtmaya devam edeceğim gibi gözüküyor. Havasıyla salonuma çok güzel bir katkı sağladığını düşünüyorum. Sizler de barış çiçeği edinmek isterseniz yakınlarınızdan bu şekilde çoğaltma yöntemiyle tedarik edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Benim atladığım bir konu varsa bunu da yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.